Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Kasas Suresi 29-35. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Bugünkü okuyacağımız bölüm Hazreti Musa'nın Medyen'den ayrılıp Mısır'a dönerken kendisinin Mukaddes Vadi Tuva'da ilahi vahye mazhar olması. Bununla alakalı durumlar bize anlatılıyor. Musa Aleyhisselam tarihin önde gelen şahsiyetlerinden ve onun gelmesi tarihte bir dönüm noktası kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'deki anlatım yönüyle. Ondan evveli Kurun-u Ula'dır. Onun peygamber olarak gönderilmesiyle Kurun-u Vusta başlamıştır. Orta dönem. Ve peygamberimize kadar devam etmiştir. Peygamber Efendimiz ise ahir zaman peygamber olarak Kurun-u Uhra'nın peygamberi ve bütün insanlığın peygamber olarak gönderilmiştir. İşte Musa Aleyhisselam'ın çok hareketli bir hayatı var. Bebekliğinde Firavun'un sarayında yetiştiriliyor ve onun ileride Firavun'un saltanatına son verecek kişi olduğu da bilinmiyor. Ama ne garip bir tecellidir ki bu şekilde gerçekleşiyor ve o Firavun'un saltanatını bitiriyor. İşte bunun için hayli bir seyri sülüktan geçmesi, sarayda bir eğitim alması, bunu görüyoruz. Öte yandan daha sonra Medyen'e gidip Medyen'de Hazreti Şuayb olduğu bazı tefsirlerde ifade edilen yaşlı bir zatın yanında kalıyor ve orada onun bir nevi çobanlığını yapıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her peygamberin çobanlıkta yaptığını nazara verir. Kendisi de çobanlık yapmıştır. Her peygamber en azından ümmetinin çobanıdır. Bu manada bir çobanlık durumu var. Bir de Hazreti Musa gibi gerçekten doğrudan çobanlık yapan, çobanlıktan da yetişen peygamberler söz konusudur. İşte Musa Aleyhisselam 8 yıl veya 10 yıl bu manada bir çobanlık tecrübesine sahip. Bununla alakalı Mevlana şöyle bir menkıbe anlatılır. Musa Aleyhisselam Medyen'de çobanlık yaptığı sıra bir gün koyunlardan bir tanesi fırlayıp kaçıyor. Hazreti Musa koyunun peşinden kovalıyor, onu yakalamaya çalışıyor ve bu kovalamaca bir gün boyunca sürüyor. Musa Aleyhisselam kan ter içinde kalmış ama en sonunda koyunu yakalıyor. Yakaladıktan sonra ağzından kötü bir söz çıkmıyor. Koyuna vurma gibi öyle bir şey falan olmuyor. Koyunun boğazına sarılıyor ve sırtını da sıvazlamaya başlıyor. Gayet şefkatli bir şekilde diyor ki, neden böyle yaptın? Bak kendini de yordun, beni de. İşte bu tavır tabiri yerindeyse Cenab-ı Hakk'ın rızasını celbe vesile oluyor, medar oluyor. Ve Cenab-ı Hak mukarreb meleklerine diyor ki, Musa'ya peygamberlik yaraşır. Yani bu şekilde çobanlık yaptığında koyunun hakkını zayi etmeyen bir insan peygamber olduğunda da ümmetinin hakkını, insanların hakkını zayi etmez. İşte Musa Aleyhisselam Medyen'de 8-10 yıl devam eden bir çobanlık döneminden sonra kendisi Mısır'a doğru yola çıkacak. فَلَمَّا قَدَى مُوسَ الْاَجَلْ Musa Medyen'de o yaşlı zata, kayınpederine vermiş olduğu sözü tuttu ve müddeti tamamladı. 8 yıl veya 10 yıl müddeti tamamladı. Ve sâra bi ehlihi ve ailesiyle beraber yola çıktı. Ânese min canibi Tur nara. Tur canibinden, Tur dağı canibinden bir ateş gördü. Ve böyle bir ateşin farkına vardı. Rivayetlere göre yollarını kaybetmişler. Ve gece gayet soğuk, nereye gidecekler bilmiyorlar. Gecenin o yoğun karanlığında ileriden bir ışık görülüyor ve Hazreti Musa o ışığı görünce seviniyor. Galeli ehlihi, ehline, ailesine dedi ki, ümküsum, yani burada bekleyin siz, inni anestu nara, ben bir ateş fark ettim. Lealli etikum minha bi haber, olur ki oradan size bir haber getiririm. Yani ateş varsa orada birileri de vardır. Onlardan bir haber alırım. Neredeyiz, nereye gitmemiz gerekir
öğrenirim. Ev cezvetin minen nar veya ateşten bir parça, bir kor tarzında getiririm. Leallekum tastalun, ta ki bu şekilde siz ısınırsınız. Yani demek ki epey soğuk bir gece. Ateşe bu noktada hem ısınma noktasında ihtiyaç var, hem de oraya gidip oradaki insanlardan haber alma durumu söz konusu. Felemme etâhe, oraya vardığında, ateşin olduğu yere vardığında, nû diye nida olundu. Min şâti'l vâdil eymen, Eymen Vadisi tarafında, fil buk'atil mübareke mineşşecera, oradaki mübarek yerde, ağaçtan kendisine şöyle nida olundu. Burada tabi ağaçtan Hazreti Musa'ya nida olunması, başka yerlerde, Kur'an'ın başka yerlerinde anlatıldığı üzere ateş tarzında böyle alev saçan, yani etrafı aydınlatan bir ağaç söz konusu. Ve yanan bir ağaç değil. Adeta her tarafı elektrik lambalarıyla dolu gibi düşünürsek her taraftan böyle ışık geliyor. Bu bir tecelli. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya Kelimullah denilen, Allah'ın kelamına doğrudan muhatap kılınan Hazreti Musa'ya oradan hitap edecek. Ve burada tabi ağaç hem dikkat çekici olması, hem Hazreti Musa'nın bütün dikkatini oraya çekmesi, yöneltmesi noktasında önemli. Oradan kendisine ilahi nida geliyor. Tabi bu nidanın keyfiyeti nedir? Musa Aleyhisselam bu nidanın karşısında çok heyecanlanıyor. Ehekete kelamuk, ya Rabbi diyor, senin kelamın böyle midir? Cenab-ı Hak da buyuruyor ki li kuvvetu cemiyel elsine, bütün dillerin kuvveti benimdir. Onlara o kuvveti veren benim. İşte Musa Aleyhisselam bu şekilde o mübarek yerde, Tur Dağı'nda, o ağaçtan böyle ilahi bir hitaba mazhar oluyor. En ya Musa, ya Musa şeklinde bir hitap. İnni en Allahu Rabbül Alemin, ben Allah'ım, alemlerin Rabbiyim. Aslında Allahu Teala bütün varlıklarla ben Allah'ım, alemlerin Rabbiyim diye kendini tanıtıyor. Ama buradaki durum doğrudan bir hitap, doğrudan bir nida şeklinde Hazreti Musa'nın ilahi kelama muhatap kılınması. Ve kellemallahu Musa teklime, Allah Musa ile kelam yoluyla konuştu. Tabi bu kelamın keyfiyetini bizim anlamamız mümkün değil. İşte ömründe hiç muz yememiş birisine muzu ne kadar anlatabiliriz? Veya diyelim ama olan birisine renkleri ne kadar anlatabiliriz? Doğuştan sağır olan birisine sesin ne olduğunu nasıl ifade edebiliriz? Bunları nasıl ki ifade edebilmek mümkün değilse, benzeri bir şekilde Allah-u Teala'nın kelamına doğrudan muhatap olmak ne demektir? Onu bizim tam anlayabilmemiz mümkün değil. Ama Allah-u Teala bize de min verai hicab hitap ediyor. Yani perde arkasından ve bütün varlıkların diliyle Allah kendisini bize anlatıyor. Ve her bir şeyi yaratan elbette her şeyi yaratandır. İşte bir tek çiçeği yaratan bütün alemi yaratandır. Bu gibi manaları hal diliyle bize bütün varlıklar öğretiyor. Bu manada mecazen bütün varlıkların Allah'tan bize bir mektup gibi olduğunu düşünebiliriz ve öyle de telakki edip istifade edebiliriz. Ama Hazreti Musa'da özel bir tecelli var. Doğrudan bir ağaçtan nida şeklinde ilahi hitabı duyuyor. Ve en elgı asake, yani elindeki asayı yere bırak. Cenab-ı Hak bunu söylüyor. Felemma ra'ahu ra'aha tehtezzum, Musa onu böyle hareket halinde gördü. Kennehe cennun, sanki bir yılan gibi, kıvrak bir yılan gibi elindeki asayı o şekilde gördü. Velle müdbiran, gerisin geriye döndü. Velem yuakkib, arkasına dönüp bakmadı. Yani zaten heyecan içinde, ilahi hitaba mazhar olmak bu tarifin fevkinde bir durum. Cenab-ı Hak elindeki asayı yere bırak diyor.
Hazreti Musa elindeki asayı yere bıraktığında kıvrak bir yılan gibi hareket ediyor. Hazreti Musa bundan korkuyor ve arkasına bakmadan kaçıyor. Ve Cenab-ı Hak da şunu bildiriyor. Ya Musa korkma. İnneke minel eminin. Sen emniyet içinde olanlardansın. Yani mukaddes vadi Tuva'ya gelmişsin. En mübarek bir yerdesin. Böyle bir yerde benim huzurumda korkmak uygun değildir. Usluk yedeke fi ceybike. Elini koynuna sok. Tahruç beydae, beyaz bir şekilde o çıksın. Yani elini koynuna sokuyor. Çıkardığında eli ışık saçıyor. Bir lamba gibi ışık saçıyor. Min gayri su'in. Yani herhangi bir kötülük olmadan elin bundan bir zarar görmeyecek. Ama elin etrafa ışık saçacak. Buna yedi beyza mucizesi deniyor. Vadmum ileyke cenaheke miner rahbim. Yani cenahını, cenah kanat anlamında, yani insanın kolları için kullanılan bir ifade. Kuşun nasıl ki iki kanadı olur, korktuğu anda kanatlarını açar, sakinleştiğinde kanatlarını gerer. Allahu Teala, yani korkudan dolayı telaş etme, sakin ol. Bu manayı böyle bir ifadeyle bildiriyor. Fezanike burhanani min rabbike. Bu ikisi, yani asanın yılana dönüşmesi ve elinin ışık saçması Rabbinden sana iki bürhandır, delildir. İle Firavne ve meleihi, hem Firavuna hem de Firavun'un etrafındaki kalbur üstü kimselere, Firavun ve çevresine Rabbinden sana iki bürhandır, iki delildir. Burada Firavun ve etrafı deniliyor. Malum Firavun siyasi zulüm, istibdatta alem olmuş bir prototip. İşte onun etrafında da, onun kafasında başka insanlar var. Ona boyun eğen, onun dediklerini yapan, onun zulmüne ortak olan kimseler var. Hazreti Musa bunların yanına giderken taraf ilahiden böyle bir mucizeyle, böyle iki mucizeyle gönderiliyor. İnnehum kânu gavmen fâsıgîn. Şüphesiz ki onlar fasık bir kavimdir. Yani haddi aşan ve Allah'ın koyduğu sınırlardan çıkmış olan, itaatten çıkmış olan bir kavimdir. Gale Rabbi, Hazreti Musa dedi ki ya Rabbi, inni gateltü minhum nefsen, ben onlardan birini öldürdüm. Bu daha önce anlatılmıştı. Hazreti Musa bir gün şehirde dolaşırken, etraf sessiz bir vaziyetteyken bakıyor ki İsrailoğullarından birisiyle Kıptilerden, Firavun'un adamlarından birisi birbiriyle dövüşüyor ve İsrailoğullarından olan Hazreti Musa'dan yardım istiyor. Hazreti Musa aralarına giriyor ama diğeri onun üzerine saldırınca Hazreti Musa da bir yumruk vuruyor ve bu yumruk o kimsenin ölümüne sebebiyet veriyor. İşte Hazreti Musa kendisine böyle bir görev, Firavun ve adamlarına gitmek, Allah'ın dinini tebliğ etmek görevi verildiğinde ya Rabbi diyor, ben onlardan birini öldürdüm. Fe ehafu en yaktuluni. Onların beni öldürmelerinden korkarım. İntikam almalarından korkarım. Ve ahi Harun, kardeşim Harun ise huve efsahu minni lisanen. O lisan yönüyle, anlatma yönüyle benden çok daha fasihtir. Fe ersilhu ma'i, onu benimle beraber gönder. Rid'en yusaddigunim. Onu bana yardımcı kıl, beni tasdik etsin, benim davamı onaylasın ve bu şekilde destek olsun. Burada Hazreti Musa'nın bu görev, kendine tevdi edilen görevle alakalı kardeşi Harun'u da yardımcı görmek istemesi, bu gayet güzel bir durum. Onun gıyabında dua ediyor ve onun da bir peygamber kılınması için Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor. Ve kardeşi Harun'u anlatırken huve afsahu minni lisanen, o anlatım yönüyle benden daha fasihtir diyor. Demek ki güzel konuşmak, güzel bir özellik olmakla beraber
insanın büyüklüğü sadece lisanıyla alakalı değil. Hazreti Musa Harun'dan çok yönlerde daha büyüktür ama anlatım yönüyle kardeşi Harun ondan daha iyi anlatabilmektedir. Bu da Kur'an-ı Kerim'de dikkatimizi çeken anlatımlardan bir tanesi. Fasih olmak, düzgün bir şekilde anlatabilmek. Hazreti Musa'nın dilinde bir derece kekemelik olduğu ifade ediliyor. Burada değil, Taha suresinde yine ilk vahiy kendisine geldiğindeki durumu anlatılırken bu yönüne de dikkat çekilmiş. Rabbi şrahli sadri, ya Rabbi diyor, göğsüme genişlik ver ve yessirli emri, işimi kolaylaştır. Vahlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü de çöz. Yefkahu kavli, ta ki benim sözümü anlayabilsinler. Bu açıdan baktığımızda Allah'ın dinini güzel bir şekilde anlatabilmek, bu gerçekten çok önemli. Bu zamana bakan yönüyle de her bir Müslüman güzel konuşan biri olmalı. Allah'ın dinini güzel bir şekilde çevresine anlatabilmeli. İnni ehafu en yükezzibun, onların beni yalanlamalarından korkarım. Gale seneşuddu adudeke bi ehike, Cenab-ı Hak şöyle dedi, senin pazunu kardeşinle güçlendireceğiz, kuvvetlendireceğiz. Yani onu sana yardımcı kılacağız ve onu da peygamber yaparak senin davanı teyit etmiş olacağız. Ve nec'al lekuma sultanen, ve ikinize saltanat vereceğiz. Yani gönüller üzerinde bir saltanat, insanlar üzerine bir hakimiyet vereceğiz. Fela yasiluna ileykuma bi ayatina, ayetlerimiz sayesinde, yani size göstereceğimiz, vereceğimiz mucizeler sayesinde onlar size ilişemeyecekler. Firavun ve adamları herhangi bir zarar veremeyecekler. Entüme ve men ittebaukuma el galibun. Yani siz ikiniz ve size tabi olanlar galip geleceksiniz. Burada Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Musa'nın davasının akıbetiyle alakalı nihai durumu da bildirdiğini görmekteyiz. Hazreti Musa henüz daha Firavun'a gönderilmedi. Henüz daha kardeşi Harun'la bir araya gelmedi. Henüz daha kendisine iman eden yok. Ama daha ilk vahide Hazreti Musa'ya kardeşi Harun'un da peygamber kılındığı ve bunlara tabi olacaklar, tabi olacak kimseler olduğu ve neticede galip gelecekleri bildiriliyor. Ve bu Kur'an-ı Kerim'in müjdeli ayetlerinden birisidir. Vel akibetü lil müttakin, akibet müttaki olanların, takva sahiplerinindir. Ve Hazreti Musa gibi hak yolunun yolcuları her ne kadar zahmetler de çekse, her ne kadar çok zahmetlere, sıkıntılara maruz da kalsa, netice itibariyle galip geleceklerdir ve gelmişlerdir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de Ce'el hak ve zehakal batıl, hak geldi, batıl ölüme mahkum oldu, kayboldu. İnnel batıle kâne zehuga, zaten batıl yok olmaya mahkumdur buyuruluyor. Bu adeta şuna benzer, her taraf karanlık ama biz bir ışık yakabilirsek karanlık pılı pırtısını toplayıp kaybolmaya ve zeval bulmaya mahkumdur. Demek ki hakkın tam anlatılmamasında batıl galip görülüyor. Yoksa hak iyi bir şekilde anlatılsa batıl hakkın karşısında dayanamıyor. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an-ı Kerim'in nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Başka bir programda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.